Evet arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Deniz Yavuz, Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bugün sizlerle iki konuyu masaya yatırıyoruz. Birincisi Mary Jane abla, ikincisi de Guardians of the Galaxy Road to Annihilation diyeceğiz. Haydi bakalım başlayalım. Arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle Mary Jane ablayla başlamak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğum bu Spider-Man filmiyle ilgili olan düşüncelerimde sizlere Mary Jane karakterinin ne kadar kötü olduğundan bahsetmiştim. Ve bazı arkadaşlarımız aslında o karakterin Mary Jane olmadığını, isminin Michelle Jay olduğunu falan söylemişler ki ne yalan söyleyeyim, yani gerek Homecoming'de gerekse bu filmde sürekli olarak kızı MJ çağırdıkları için vallahi ben bu kızın isminin Michelle olduğunu bilmiyordum. Sizden öğrendim ve sonrasında şöyle bir Google'a baktım. Google'da bu filmi yazdığınız zaman cast, yani oyuncuların oynamış olduğu karakterlerin isimleri arasında evet kızımızın ismine Michelle demişler. Michelle J demişler daha doğrusu. Şöyle söyleyeyim, Michelle yanına da yine MJ yani MJ demişler. Şimdi arkadaşlar bakınız, şöyle biraz geriye dönelim. Bu Spider-Man filmi, biliyorsunuz Spider-Man'in film hakları kimde? Sony'de. Ve Sony ne yaptı? Marvel'le masaya oturdu, bir anlaşmaya vardılar. Ve Marvel'le anlaşmaya vardıktan sonra 3 filmlik bir anlaşma imzaladılar. Lakin Sony Spider-Man'in film haklarını Marvel'e tam olarak devretmedi arkadaşlar. Ve benim düşüncem, Sony Marvel'e bu filmi devrederken bazı hakları korudu. Bunlardan bir tanesi de bence Mary Jane karakteriydi. Ki zaten dikkat ederseniz yine Spider-Man'in bu filminde Mary Hala da olması gerektiği gibi değil. Muhtemelen onunla ilgili de bir takım anlaşmalara gidinildi. Çünkü dediğim gibi Sony muhtemelen bu altın yumurtlayabilecek tavuğu kesip direkt Marvel'in eline vermek istemedi. Ve o yüzdendir ki de zaten Marvel stüdyolarının çekmiş olduğu bu Spider-Man filmi ne yazık ki aslından çok çok uzakta farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Evet, belki inanmayacaksınız buna ama bence bu böyle. Yani bununla ilgili zaten sağda solda şöyle Google'dan baktım. Bir sürü haber var. Net olmamasına karşın Sony'nin Spider-Man filminin haklarının tamamını Marvel stüdyolarına devretmediğinden bahsediyor. Ki olabilir, olasılığı yüksek. Ha, bunu neden açıklamıyorlar peki abi diyeceksiniz. Bence hayran kitlesini kızdırmamak için, Sony böyle bir antipatik hava yaratmamak için bence bunu da saklı tutuyorlar. Ve şunu söyleyeyim, her ne kadar o kızın, o karakterin ismi Michelle olsa da arkadaşlar o karakter MJ yani Mary Jane. Zaten Mary Jane olmasa arkadaşlar o karakter, ona MJ demezlerdi. Atıyorum ne bileyim, yani başka bir isim derlerdi, Ashley derlerdi, işte ne bileyim Julie derlerdi. Yani başka bir isimle çağırırlardı o karakteri, anlatabiliyor muyum? O yüzden dediğim gibi yani o karakter MJ. Tamam, karakter dediğimiz gibi çizgi romandaki haline hiç benzemiyor, doğru. Lakin dediğim gibi o da muhtemelen Sony'nin anlaşması gereği karakteri aynı Mary Jane olarak yansıtmıyorlar bence filme. Yani bu benim tabii şahsi düşüncem ama şöyle bir Google'da, orada burada sosyal medyada baktığınız zaman görüyorsunuz ki Mary Jane karakteriyle ilgili bu tarz böyle söylemler var. Yani bunu sadece düşünen ben değilim, bir sürü insan düşünüyor. Dolayısıyla şunu bir temize geçelim. Tamam, orada Michelle adında bir karakter var ama aslında o tamamıyla Mary Jane aslında bakacak olursanız. Ama dediğim gibi Marvel stüdyolarının Sony ile artık kapalı kapılar arkasında ne tarz bir anlaşma yaptığına bakacak olursak muhtemelen bu yüzdendir ki o karakteri beyaz perdeye gerçek orijinal ismiyle yansıtmamışlar. Ha mesela IMDb'ye de bakalım mesela, bu biliyorsunuz sinema film siz söyleyin. Sinema web sitesi var ya, hani bu IMDb'de. Orada da mesela baktığınız zaman oyuncuların listesine
İşte mesela yazıyor Tom Holland, Peter Parker diyor falan filan. Mesela Zendaya, bu kızımızın ismi. Zendaya geldiğimizde burada MJ diyor. Yani Mary Jane veya Michelle demiyor. MJ olarak geçmiş burada ismi, farkındaysanız. Yani dediğim gibi bu karakter MJ arkadaşlar. Yani yanlış olmasın orada. Hani o tamamıyla bağımsız bir karakter değil o. Bunu da buradan hani dipnot olarak belirtelim. Ve Mary Jane davasını kapayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelelim ikinci konumuza. İkinci konumuz neydi? Biraz önce söylemiştim. Guardians of the Galaxy Road to Annihilation ciltleriydi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Annihilation hikayesini burada sizlere tanıtmıştım. Ve hakikaten de Marvel çizgi roman evreninde önemli bir yere sahip olan, çok okuyucu tarafından çok fazla sevilen, hakikaten çok sağlam bir Marvel komiks hikayesidir. Aramızda hala okumayanlarınız varsa mutlaka alsınlar, okusunlar. Gerekli şeylerde bu Annihilation hikayesini Türkçe olarak zaten Türkiye'de piyasaya sürdü. Şimdi bu Annihilation hikayesi ilk çıktığında 2006'da bu Annihilation'ın sonunda Guardians of the Galaxy'nin nasıl diyeyim, ikinci Guardians of the Galaxy grubu kuruldu. Kimdi bunlar? İşte Rocket Raccoon, Groot, Drax the Destroyer, işte Star-Lord. İkinci diyorum çünkü bilenleriniz biliyordur, Guardians of the Galaxy grubu Marvel çizgi roman evreninde ta 70'lere kadar dayanır ve tamamıyla farklı karakterlerden aslında ilk olarak ortaya çıkmıştır. Ve 2006'da dediğim gibi bu ikinci Guardians of the Galaxy dönemi başlamıştır Annihilation hikayesiyle beraber. Ve bu hikaye çok tuttuktan belli bir süre sonra Marvel Comics bu iki cildi çıkardı Guardians of the Galaxy adı altında. Altına da alt başlık olarak Road to Annihilation, yani Annihilation'a giden yol adını koydu. Ne var bu ciltlerde? Bu ciltlerde arkadaşlar Annihilation öncesinde bizim bu işte saymış olduğumuz karakterlerimizin solo olarak takıldıkları, yer aldıkları çizgi roman sayıları var. Mesela işte 1998 senesindeki Warlock çizgi roman serisinin 1'den 4'e kadar olan sayıları var. Neden? Çünkü o 1'den 4'e kadar olan sayılarında işte bizim bu Guardians of the Galaxy karakterleri yer almış. Onun yanı sıra işte o dönem, daha doğrusu 2000 yılında çıkan Captain Marvel serisinin 4, 5 ve 6. sayıları var. Yine aynı şekilde dediğim gibi bizim bu Guardianlar o sayılarda yer almışlar. Yani anlayacağınız bu bir toplama cilt arkadaşlar. Volume 1, Volume 2. Ha, onun yanı sıra işte yine ne var? She-Hulk var. Onun yanı sıra Infinity Abyss'in 1'den 6'ya kadar olan sayıları var. Onun yanı sıra başka ne var? İşte Sensational She-Hulk var. Yine 44. 45. 46. sayıları. Thanos'un 2003'te çıkan serisinin 7'den 12'ye kadar olan sayıları var. Yani bir nevi böyle bir pazarlama taktiğiyle hani Annihilation'a hesapta bu ciltlerde yer alan sayılar işte hani Annihilation'a giden yolu oluşturuyormuş gibi bir hava veriliyor ama aslında Annihilation hikayesiyle bir alakası yok. Burada amaçlanan tamamıyla dediğim gibi Guardians of the Galaxy'nin çok fazla tutması, Annihilation'ın çok fazla tutmasının sebebiyle böyle işte Marvel Comics bir nevi pazarlama taktiği yapıp böyle iki tane kalınca güzel cilt çıkarmışlar. İyi yapmışlar mı? Bence yapmışlar. Yani ben sevdim. Şöyle söyleyeyim, en azından tabii ki de 90'lı yıllarda işte 2000'li yılların başında bu Guardians of the Galaxy üyelerinin, onun yanı sıra Thanos'un bilmediğimiz, Warlock'un bilmediğimiz bir takım hikayelerini okumak bence güzeldi. Yani o yüzden hani İngilizce bunlar, Türkiye'de bunların Türkçeleri yok şu anda biliyorum ama hani arzu ederseniz arşivlik olarak Annihilation hikayesinin yanına koymaya değer mi? Bence değer. Yani sonuçta yine tabii ki de bir nevi anlam teşkil ediyor. Anlatabiliyor muyum? Ve dediğim gibi arkadaşlar birazdan zaten bunların sayfalarına dalacağız ve sizlerle beraber şöyle bakacağız. Ama işte genelde 90'ların havası var, 2000'li yılların başı var ve oldukça güzel diyorum. İsterseniz gelin daha fazla lafı uzatmadan şimdi sayfalarımıza hep beraber her zaman yaptığımız gibi bakalım. Bir yandan da sohbetimize devam edelim diyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, işte buradayız. Guardians of the Galaxy Road to Annihilation Volume 1. Kapağımızda Gamora ve Drax the Destroyer var. Aynı zamanda biraz önce belirtmeyi unuttum. Tabii ki bu çizgi roman ciltlerinde Gamora abla da yer alıyor içlerdeki sayfalarda. Ve kapağımızı açtığımız zaman görüyorsunuz burada bizim bildiğimiz Guardians of the Galaxy grubunun ilk cildi var.
Daha doğrusu bunların da Complete Collection'ı çıktı, iki ciltten oluşan. Dediğim gibi bu Guardians of the Galaxy aslında ikinci Guardians of the Galaxy Annihilation hikayesiyle ortaya çıkan grup. Ve burada gördüğünüz gibi Drax the Destroyer'ı eski haliyle görüyoruz ki daha önce size bahsetmiştim zaten. Drax the Destroyer aslında eskiden Marvel çizgi roman evreninde kaba saba kötü bir karakterdi. Sonradan bu seriyle beraber gördüğünüz gibi hem şekil değiştirdi hem de kişilik değiştirdi ve iyi bir karakter olarak piyasaya çıkarıldı. Ve biraz önce yine belirtmiştim, Adam Warlock'un 1'den 4'e kadar olan sayıları var bu ciltte, 98 yılında çıkan. Gördüğünüz gibi Warlock 90'larda çok meşhurdu ve kendi serisi bile vardı. Çizimlerimiz tabii ki 90'lara ait, harikulade capcanlı görüyorsunuz, rengarenk çizimler. Dediğim gibi ben bu cildi okurken eğlendim. Hikayeler birbirlerine tabii ki bağlı değil, birbirlerinden kopuk. Mesela şimdi Adam Warlock'un 1'den 4'e kadar olan sayısından sonra hop, atıyorum Thanos'un Abyss'in hikayesine atlıyor ki alakası yok. Ama dediğim gibi yine de okurken sizi eğlendiriyor. Öyle diyeyim. Ve dediğim gibi bu tamamıyla bir toplama cilt. Yani bizim şu anki mevcut Guardians of the Galaxy üyelerinin eskiden solo olarak takıldıkları dönemde yer aldıkları serilerin oluşturduğu iki cilt. Road to Annihilation. Evet, görüyorsunuz burada Warlock'un Drax'le kapışmasını görüyorsunuz vesaire, bu şekilde gidiyor. Sonrasında Kaptan Marvel'in bazı sayıları var bu ciltte. Ve onun yanı sıra da Infinity Abysses hikayesinin 1'den 6'ya kadar olan sayıları var. Eğer Infinity Abysses'i de okumadıysanız tavsiye ederim, mutlaka alın okuyun arkadaşlar. Güzel bir hikayedir o da, Thanos'a dair. Yine 90'ların sonunda çıkmış olan güzel bir hikaye. Tabii ki Infinity Gauntlet'in izlerini taşımaktadır. Evet, görüyorsunuz renkler, çizimler capcanlı, 90'lar mis gibi, hastasıyız 90'ların her zamanki gibi. Yani ben dediğim gibi eğlendim. Eğer hani İngilizcenize güveniyorsanız şayet, ben bunu alır mıyım arkadaş diye soruyorsanız kendinize, bence alın derim. Çünkü dediğim gibi yani neticede Annihilation hikayesine bağlı, öyle ya da böyle bir şekilde bağlı ve arşivlik, koleksiyonluk olabilir mi? Olur. Bal gibi de olur. Neden olmasın? Hatta umarız bunun Türkiye'de Türkçesinde basarlar bu cildin ki güzel olur. Aslında gerekli şeyler, mesela Annihilation'ı hazır basmışken bunu da basmalıdır diyorum. Ve ikinci cilde geliyoruz arkadaşlar. İkinci cildimizde de kapağımızda kim var? Rocket Raccoon, Groot, Star-Lord var. Ve bu da Volume 2, Annihilation'a giden yol. Evet, yine açıyoruz. Gördüğünüz gibi yine eskiler falan filan, Quasar görüyorsunuz burada karşımıza çıkıyor. Ve She-Hulk. Ben mesela bu cildi aldıktan sonra öğrendim. She-Hulk'un ne kadar aslında Guardians of the Galaxy grubuyla haşır neşir olduğunu 90'larda. Yani eskiden mesela bayağı bir haşır neşirmiş bu ablam bu uzaydaki bizim Marvel grubuyla. Yani ben hiç bilmiyordum bu kadar fazla içli dışlı olduklarını. Belki de ilerleyen, ne bileyim, filmlerde Guardians of the Galaxy'de falan She-Hulk'u görür müyüz? Görürüz. Aslında fena da olmaz yani. She-Hulk da sağlamdır biliyorsunuz. Evet, bu şekilde yine gidiyor işte. Thanos abimiz zaten olmazsa olmaz gördüğünüz gibi. Mutlaka yer alır. Yani Marvel'in uzay ayağıysa mevzu, Thanos abi başrolü çeker her zaman biliyorsunuz. Tabii ki Galactus Baba da hiçbir zaman olsun yerini kimseye kaptırmaz. Görüyorsunuz burada da bu şekilde gidiyor. Hatta bazı sayılarımızda Avengers üyelerimiz de var gördüğünüz gibi. Thing falan var, Varol'u var. Ha bir de mesela şöyle enteresan bir çizgi roman hikayesi var burada ki mesela ben bilmiyordum bunu. Yine bu cilt sayesinde öğrendim. O da ney? Nick Furn'in Howling Komandoları diye bir çizgi roman serisi o dönem çıkmış piyasaya. Karakterler tamamıyla yeni karakterler. Yani yeni üretilmiş o dönem. Ama tabii şu anda mevcut değiller zannedersem. Ama dediğim gibi böyle Nick Fury'nin bilmem ne komandoları diye bir grup. Böyle acayip, gördüğünüz gibi enteresan bir çizgi roman. Bu da hoştu mesela. Hikayesi falan ilginçti oldukça. Bu da gördüğünüz gibi böyle ikinci cildi arkadaşlar. Ve ikinci cildin arka kapağında da yine Thanos abiyi görüyoruz mezarın başında. Şimdi size bunun yanı sıra tabii ki yine hatırlatmada bulunacağım. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa şayet, Annihilation
ciltleri arkadaşlar. Dediğim gibi Türkiye'de Türkçe olarak basıldı. Mutlaka satın alın, okuyun bu hikayeyi. Ve bu hikaye hakikaten güzel bir hikayedir. Onun yanı sıra keşke gerekli şeyler bir de Nova'ya bassa. Çünkü Nova'nın Annihilation'ın yine baş kahramanlarından birisi de Nova'dır. Ve anlayacağınız bu 6 cilt aslında birbirleriyle tamamıyla bağlı ciltler arkadaşlar. Şöyle yan yana koyup göstereceğim sizlere şimdi. Evet. Görüyorsunuz. Bu aslında bakacak olsanız böyle bir set, böyle bir seri. Anlatabiliyor muyum? Nova, Annihilation ve Guardians of the Galaxy Road to Annihilation. Yani eğer Annihilation hikayesini sevdiyseniz bu diğer Nova ciltlerini ve bu iki Guardians of the Galaxy ciltlerini de mutlaka almanız gerekir diyorum. Ve bugünlük de bu kadar diyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz her zamanki gibi videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum.